Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üyelerinden DİFOZ'un yöneticileriyle ve siber güvenlik danışmanı Erdal Özkaya Beyefendi ile birlikteyiz ve çok önemli bir şey var şu anda elimde. Her bu üç beyefendinin kaleme almış olduğu, güçlerini birleştirerek kaleme almış olduğu sosyal mühendislik işte dönemimizin en önemli konularından bir tanesi. Şimdi bu kitabın özetiyle ilgileniyoruz. Şimdi bize bakalım neler söyleyecekler. Öncelikle hoş geldiniz. Şükrü Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz. Bizi davet ettiğiniz için öncelikle de teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için. Her üye firmamız bizim için hem çok kıymetli hem de bu alana böyle bir katkı sağladığınız için ayrıca kıymetlisiniz. Ellerinize sağlık. Şimdi sizinle başlayalım Şükrü Bey. Öncelikle bir fuarımızı değerlendirelim. Üçüncü gündeyiz. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Biz bu fuara defalarca katıldık. Bu yıl daha bir heyecanlı gördük ve daha bir kalabalık gördük. Çok da ziyaretçi aldık ve her biri de çok çok ilgiliydi. Sunmuş olduğumuz çözümlerle yakından ilgilendiler ve ürünlerle ilgili de tüm uzman arkadaşlarımız çok detaylı bilgiler verdi. İletişim çok iyiydi ve burada da çok güzel işlerle ilgili bağlantılar ve görüşmeler sağlandı. O yüzden ben bu fuarı çok verimli ve değerli olarak görüyorum ve bundan sonraki tekrarında da DİFOZ olarak yer almayı çok istiyoruz. Şimdi sevgili seyircilerimize de bir şey aktarmak isterim. Ne zaman DİFOZ'la röportaj yapmak için standlarına gidecek olsam standın önüne geçemiyordum. Çünkü gerçekten çok yoğun bir katılım vardı. Hem ürünlerini orada sergiliyorlar diğer üye firmalarımız gibi ama işte bu kitapta çok önemli bir konu olduğu için imzalayarak hediye ettikleri için aynı zamanda son derece önemli ve çok ilgi çekici olmuştu. Dolayısıyla şimdi kitaba söz verelim. Erdal hocamıza söz verelim. Kitaptan bahsedelim. Evet hocam, internet ve telefon dolandırıcılığı, sosyal mühendislik, kavram ve sınıflandırma, yöntemler, yaşanmış örnekler, karşı tedbirler. Bu değerli kitapta neleri kaleme aldı? Bu değerli kitapta en önemli şey insanlar genellikle sistemleri hackliyor. Sistem hacklemek bence acemilerin işi. Bütün her şey insanda bitiyor. Bütün uzmanlık insanda bitiyor. Ve bu kitapta insanı hacklemenin temellerini anlatıyoruz. Tabii ki amaç hacklenme değil, nasıl hacklendiğimizi anlatmak. Zaten sosyal mühendislik dediğimiz, hani İngilizcesi de art of human hacking, insanı hackleme sanatıdır. Kitapta arkadaşlarım Türkiye'den, ben dünyadan örnekler vererek nasıl daha güvenli olabileceklerini anlattık. Ve bu herkese hitap eden bir kitap. Peki. Size burada Raif Bey'e... istiyorum. Herkese hitap konusunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü kitabı yazarken böyle teknik tabirlerle doldurup da insanları sıkmaktan veya kafa karışıklığı yaratmaktan ziyade herkesin, yani az bir şey bilgisayar bilenle uzmanın da her ikisinin de anlayabileceği bir dilde anlatmaya çalıştık ve yazarken de bir masal edasıyla konuları anlattık ve arada o kadar güzel örnekler ve dersler var ki okurlarımız hani baktıkları zaman evet ya hani bana da olmuştu son anda sıyırmıştım veya bana da olmuştu ben de yakalandım gibi birçok şey görecekleri. Bir özetlenebilir miyim? Tabii. Adem'le Havva'dan başlıyoruz. Aha. Günümüzde 2022 Aralık Kasım itibariyle bitiriyoruz. Aha. Kitap Adem'le Havva'yla başlıyor. Aslında hacklenme sadece bilgisayarda değil insan ilişkilerinde de olan kesinlikle, bir şey değil mi hocam? Kesinlikle. Şimdi arkadaşlarla düşündük. Biz niye sürekli hackleniyoruz? Niye sürekli hackleniyoruz hocam? Düşündüm. Ben doktoramı yaparken gerçekten çok zaman harcadım bunda. Sevgili Raif abim, Şükrü abim de öyle. Şimdi hepimiz bu dünyada işte imtihanda olduğumuzu biliyoruz işte. Evet. İnanan arkadaşlarımıza söylüyorum özellikle. Hı-hı. Şimdi herkes cennete gitmek için uğraşmıyor mu? Evet. Şimdi Adem ve Havva, annemiz babamız cennetteydiler. Her şeyleri vardı. Sadece ve sadece bir yasak meyve ağacı vardı. Ve hikayenin devamını herkes biliyor zaten. Evet. Ne oldu? İşte Kur'an-ı Kerim'de şeytan geldi, vesvese etti ve Havva anamızı yoldan çıkardı değil mi? Biz o şeytanı çıkardık, sosyal mühendis olarak koyduk. Yani tıklama isteğimiz aslında ilk anne babamızdan geliyor, nenemizden, dedemizden geliyor. Günümüze kadar devam ediyor. Telefonlar, ne profesörler hacklendi değil mi? Yani bu sırf acemilerin işi değil. Koskoca profesör, doktor inandı. İşte şuradan arıyorum, bu parayı vermezsen tutuklanacaksın ya da şunu yapıyorum. Bu kitapta her şeyi, dediğim gibi ben kitabın İngilizcesini yazmıştım, bir sürü ödül aldı ama beraber oturup ne yapabiliriz derken Raif abimle Şükrü abim
onu sadece çevirmediler, Türkçeleştirdiler. Tamamen Türkiye'den örnekler verdiler ve herkesin bence okuması gereken bir kitap. O zaman şimdi müsaadenizle Şükrü Durmaz'a birkaç soru sormak istiyorum efendim. Sosyal mühendislik nedir? Sizin kavramınızda böyle bir manşet atacak olsak sosyal mühendisliği nasıl tanımlarız? Teşekkürler. Sosyal mühendislik en basit tanımıyla günlük normal hayatta yapmayacağımız bir şeyi size yaptırtma sanatıdır. Yani normalde biz sizinle yeni tanıştık. Evet. Ben dedim ki bana bir 10 bin lira verir misiniz? Hemen sorgularsınız Evet. Yani ne yapacaksın, ne edeceksin. Ama sosyal mühendislik öyle bir şey ki... Hadi bana o zaman 10 bin lirayı, 10 bin doları vermeye ikna edin. Size iknadan ziyade sizin hiçbir şeyi sorgulamadan o parayı direkt verdirtme sanatıdır aslında. Nasıl yapılıyorlar bunu? Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi biz kitabımızda şunu anlattık. Beynimizi iki bölümlü gibi gösterdik. Bir düşünen beynimiz var, bir hisseden beynimiz var. Düşünen beynimizde mantıklı kararlar veriyoruz. İşte sebep-sonuç ilişkisini değerlendirerek bunu yaparsam ne olur, iyi mi olur, kötü mü olur deyip düşünüyoruz. Ama hisseden beynimiz o an neyi arzuluyorsa... O an neyi istiyorsa geçmeden adım sadece bir adımlık ilerlemelerle gide en son tuzağa düşüyor. Peki bu noktada Şükrü Bey'e tekrar döneceğim. Sosyal mühendislik kötü bir şey midir? Aslında sosyal mühendislik bir yöntem. Bu yöntemde hem pozitiflik var hem negatiflik yani var. Yani beyaz şapkalı hacker, siyah şapkalı hacker gibi bir ayrımı. Ne için? Ne için kullanmak bunu, gibi? Bunu duymuşsun. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Çok duyuyoruz, evet. Bu aslında direkt, basit sen ben seni sürdürürüm eğer şeyse. Ya da mesela siz dediniz ya ben Şükrü abimden müsaadeyle. Evli misiniz? Değilim. Telefonunuz var mı? Var. Şimdi soru şu. Sizi kim daha iyi bilir? Ne bileyim en iyi arkadaşınız mı? Anneniz mi, telefonunuz mu? Beni telefonum bilir. Telefonun. Varsayalım ki telefonunuz bir şekilde elime geçti ve orada bir fotoğrafınız var ya da bir bilgi var. O bilginin kimsenin bilmesini istemiyorsunuz ve ben onu ele geçirdim. Bu şantaj dediğimiz olay oluyor ya aslında. Bu aslında birazcık da o hani inandırma sanatı. Belki çok korkmaya başladım sevgili seyirciler. Şükrü abim... Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum telefonuma sahip çıksın. Sadece telefon değil aslında. Bunu bir sürü... Şimdi mesela size kitabı hediye ettik. Siber kümedesiniz ama şöyle bir şey biliyorsunuz bakan beyler de falan burada. İstiyorsanız ben siz onlarla görüştürebilirim. İster misiniz? Röportaj yaptınız mı bakanlarımızla? Hayır yapmadım. Tamam yapmak ister misiniz? Ama bunun için bir TBT'nize bakmanız lazım. Kimliğinizi rica edeceğim. Kimliğinizi GBT, alabilir miyim? GBT mi? Evet kimliğinizi rica etsem. Çünkü güvenlik yani anlatabiliyorum değil mi? Olay öyle bir bağlıyorum ki şimdi evet, siz sunucusunuz. Çok röportaj yapmayı çok istiyorsunuz. Çünkü çok kalabalıktı. Yani zayıf noktamızdan vurup sosyal mühendislikte, sosyal mühendisler ne yapıyor? Bizim önce bir zayıf noktamızı keşfediyorlar. Onu keşfettikten sonra da o noktadan vurup bilgilerimizi çalmaya yönelik ilerliyorlar. Doğru mu? Doğru. Bunun en büyük nedeni de şu. Siber güvenliği bir zincir olarak düşünürsek o zincir halkaları içerisindeki en zayıf ve kırılabilecek halka insan. İnsanın olduğu yer. Dolayısıyla başlıyor hatırlarsanız. Mesela Türkiye'de özür diliyorum lafınızı böldüm. İnsan dediniz. Biraz önce hocam hatırlattı. Profesörler dolandırıldı. Hani televizyona çıkıyorlar kendi alanlarında. Generaller, çok bakanlar, bilgililer ama nasıl herkes yaptılar bu hatayı? Sosyal mühendislerin başarısı sayesinde. Şöyle bir örnek vereyim ben. Şimdi sosyal mühendisliğin temelinde insani zaaflarımız var ve insanı ikna etme olayı var. Şimdi ikna açısından düşündüğümüzde basitten zora doğru gidersek örneğin çocuğunuzu bir konuda ikna edebilirsiniz. Çok basit bir şekilde. Birkaç cümleyle ikna edersiniz. Artık onlar da ikna olmuyorlar. Yani olabilir. Sonra bir sonraki aşamaya geçin. Örneğin bir alışveriş merkezine gittiniz. Takım elbiseye ihtiyacınız yok ama satış temsilcisi öyle bir sizi övdü ki birdenbire bir baktınız çıktığınızda bir tane değil iki tane takım elbise almış. İki tane ayakkabı alıyorsunuz evet, değil mi? Doğru. Aha indirim var falan. Aslında indirim yok. İşte beyazınızla oynuyorlar. O algı inandırıyor. Siz de evet hani Türkiye'de gaza getirme tabiri var ya. Evet. Aynı onu gaza geliyorsunuz. Ben bunu yaparım. Ya da bir memurda sen benim kim olduğumu biliyor musun? Çok karşılaştığımız için de bilmiyorum kimsin deseniz adam ne yapacak çok merak ediyorum. Bu kitapta işte yaşanmış örnekleri veriyoruz. Peki biz bunu okuyarak, bu kitabı okuyarak sosyal mühendisler karşımıza çıktığında onları hemen tanıyıp şu anda ben tehlike altında olabilirim benim ağzımdan laf alıyorlar diye bunu hiç değilse ipucunu almış oluyor muyuz? İşlenmiş
kişi olacaksınız. Artı düşünen beyninizi kullanırsanız tabii ki. Ama bu kitap imzalanılacak ve bana verilecek mi? İmzala bile. Hiç bilenle bilmeyen biri olur mu diyecektim. Aynen öyle. Ben çok net bir örnekle katkı vermek istiyorum. Zamanımızı da tam doldurmadan bu arada. Biz de hedef olduk. Yani Erdal Bey dahil, Raif Bey dahil, ben dahil. Hedef oldunuz, peki düştünüz mü tuzağa? Halen de oluyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, çok şükür bir şey, menfi bir şeyle karşılaşmadık ama bir tane olay direkten döndüm. Ben kendi yaşadığım olayı anlatayım. Araç kullanıyorsunuz ve telefonunuz çalıyor. Ve telefonda şöyle diyor, bir bankadan aranıyorsunuz. Bankanın şüpheli işlemler merkezinden arayan bir call center görevlisi. Diyor ki, şu anda kredi kartınızla yüklü miktarda alışveriş yapıldığını gözlemliyoruz. Ekstrelerinizi kontrol ettiğimizde bugüne kadar böyle bir miktar hiç kullanılmamış, çekilmemiş yani kredi kartınızdan. Bunu şüpheli gördüğümüz için sizi aradık. Burada hemen bilinçaltına telaşa giriyorsunuz hemen. Sizi korkutuyor, heyecanlandırıyor ve yine zayıf nokta. Kesinlikle zayıf nokta. Buradan sizi buluyor ve hemen sizi kanalize ediyor. Ne yapıyor? Kendinin hüküm süreceği bir kanala sokuyor. Artık o kanaldasınız. Tabiri caizse sanal bir hipnoz yapıyor sizi. Hipnoz oluyorsunuz. Ve şu anda bilinçaltınızda ne var? Paralar gidiyor. Benim buna dur demem lazım. Eyvah, yıllarca kazandım, biriktirdim. Aynen. Ne olacak? Şimdi diyor, devam ediyor senaryo. Bunların hepsi senaryo olarak yazılıyor, oynanıyor, mükemmel hale getiriliyor. Ondan sonra ava çıkılıyor. Ve burada da avlanmamak lazım. Akabinde de diyor ki, size diyor, yani bunu iptal edelim mi? Soruyor. Şimdi siz ya da Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kim olursa olsun diyebilir mi? Aman canım, 10-15 bin liranın lafı mı olur, gitsin. Der misiniz? 1000 lira bile olsa. Demezsiniz. Elbette kolay bir şey, kolay kazanılmıyor. Aynen. Tabii ki. Kimse boşu boşuna vermek istemez. Diyorlar ki, iptal edelim mi? Tabii ki yani, edelim diyorsunuz. Onun üzerine de şifre diyor, devreye giriyor. Evet. Hemen bir kimlik kontrolü yapalım diyor. Adınız, soyadınız, doğum tarihi falan. Bunları da eline geçirmişler bu arada. Yani bu verilerde ellerinde var. Darkweb'de satılıyor. Darkweb'de satılıyor. İnandırıcılığı da arttırmış oluyorlar ve siz artık o kanaldan eminsiniz. Bankanın şüpheli işlemler merkezi arıyor sizi kesinlikle. Ama bu arada da ne denir? Dikkat etmiyorsunuz numara ne? Çünkü bakma imkanınız, araç kullanıyorsunuz ya da eliniz bir şeyle meşgulle falan. Enteresandır. Bu tür konular dahi hep müsait olmadığınız zaman da oluyor. Ve sonrasında Murphy kanunları işlemeye devam ediyor. Sonrasında da evet diyor, tamam o zaman işlemi iptal için onayladığınızı alıyorum. Cep telefonunuza bir SMS gelecek. Gelecek SMS'teki kodu lütfen bize söyleyiniz diyor. Ama buraya kadar her şey normal değil mi? Peki bu kod ne diye soracak olursanız, kredi kartı bilgileriniz zaten ele geçirilmiş. O bilgilerle uluslararası bir siteden alışveriş yapılmak üzere son şey o sepetteki ürünü al ve şifre girme ekranı gelecek ondan sonra. İşte o tuşa basıyor. Sizin ekranınıza gelen şifre iptal şifresi değil, sizin kartınızda yapılan harcamanın şifresi. Siz de gönlünüz rahat ve ferah bir şekilde yapılan işlemin iptali için o şifreyi karşı tarafa veriyorsunuz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Peki bu kitap, buradan şunu söyleyebiliriz. Sosyal mühendislik kitabını muhakkak edinin. Nasıl edineceksiniz? Onu da Erdal Özkaya soralım. Seçkin Yayın Evi'nden ve Türkiye'deki bütün yayın evlerinde olacak diye biliyorum ben. Online'dan alalım ama kredi kartımızı orada yazarken güvenliğimize de almamız gerektiğini tekrar hatırlatalım. Amerika'ya ben Amerika'dan yollarım falan. Tabii internetten alışveriş yaparken de çok dikkatli olmak gerekiyor. Her şeyde çok dikkatli olmak gerekiyor. Doğru. Ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Çok güzel bir atasözü var. Bir sır iki kişi tarafından biliniyorsa o sır değildir. Evet, iki kişinin bildiği sır değil. Aynen, kesinlikle. Evet. Durum budur. O yüzden neyi paylaşıp neyi paylaşmayacağımızı, nerede paylaşacağımızı, nasıl paylaşacağımızı bilmek lazım. Bunun için de önerilerimiz kitapta. Harikasınız hocam. Şimdi Defoz üye firmamızı bulmuşken sadece kitaptan konuşmak istemiyoruz. Çok kıymetli. Zaten çok güzel bilgiler edinmiş olduk. Sizin de bu kitabı alıp okumanızı tavsiye ediyoruz ama konuklarımızı göndermiyoruz. Neden? Sadece eğitim ve danışmanlık
hizmeti verilmiyor. Aynı zamanda Defoz'un siber güvenlik ürünleri var ve bunlar da yerli milli ürünler. Türk mühendisleri tarafından, diğer üye firmalarımızda olduğu gibi Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş milli teknolojiler diyebiliriz. Şimdi dolayısıyla Raif Bey'e soralım. Biraz ürünlerimizden bahseder misiniz? Şu anda üzerinde en son çalıştığımız ve geliştirdiğimiz, daha da mükemmelleştireceğimiz bir ürünümüz var. Güvenilir veri silme cihazımız. Güvenilir veri silme cihazımız ne yapıyor? Herhangi bir hard disk'teki veriyi geri kurtarılamayacak şekilde, profesyonel veri kurtarma yazılımlarıyla dahi geri kurtarılamayacak bir şekilde uluslararası standartlarda tertemiz ediyor. Şimdi güvenilir veri silmeyi biz, yani bir disk artık kullanılmayacaksa birkaç yöntem var elden çıkarma veya tekrar kullanma konusunda. Bir, fiziksel olarak yok edebilirsiniz veya degauss cihazında manyetik alanla tamamen kullanılmaz hale getirebilirsiniz. İkinci yöntem de tekrar kullanabilmek için güvenilir bir şekilde veri silirsiniz uluslararası standartlarda. Bu diskler aslında, bunlara para verip satın aldığımız aslında milli bir servet. Bizim isteğimiz hiçbir şekilde ne shred edelim ne degauss edelim, bunları kullanım ömürleri dolana kadar tekrar kullanalım. Bunları kullanabilmek için, yani bir bakıma milli serveti korumak için de güvenilir bir şekilde veriyi silip yeni bir yerde kullandığımızda hiçbir verinin kaçmadığının garantisini almış oluyoruz bu cihaz örneğin. Peki, Defoz'un diğer ürünleri de var. Şimdi Şükrü Bey'e söz vermek isterim. Lokomotif ürünlerinizden diğer, bu çünkü yeni gelişen bir ürün. Daha önceden geliştirmiş olduğunuz ve piyasada kullanılan ürünleriniz neler? Bunlardan bir tanesi adli kopya alma cihazımız. Biliyorsunuz mahkeme kararıyla yapılan soruşturmalarda ev ve iş yeri aramalarında şüpheli şahısların cep telefonu, bilgisayarları, hard diskleri tamamen kopyalanması gerekiyor. Biz de bu verileri kopyalamaya yarayan bir cihaz geliştirdik. Yine bu kopyalanan verilerin incelenmesi, analizi için hem laboratuvarda kullanılacak masaüstü iş istasyonları ve aynı zamanda yine güçlü taşınabilir iş istasyonları geliştirdik. Yine bir departmanımızda veri kurtarma üzerine çalıştığı için veri kurtarmayla ilgili çeşitli adaptörler ve Clean Box adı verilen temiz kabinler geliştirdik. Bunların tamamını yurt dışından ithal ediyorduk ama bu ithalat konusundaki bağımlılığımızı ortadan kaldıracak çözümler üretti Defoz. Son olarak da ilave edeceğim güzel bir ürün yelpazemiz var. Bu da Network Visibility dediğimiz, yani ağ trafiğini görünebilir hale getirmeye yarayan altyapı ürünleri. Neden bu gerekli ve önemli diye soracak olursanız, çünkü hayatta biz görebildiğimiz şeyi koruyabiliriz. Göremediğimiz şeyi korumamız mümkün değil. Dolayısıyla bir kablodan geçen trafiği eğer biz neler geçtiğini görebilirsek emin olabiliriz ve onunla ilgili bir işlem yapabiliriz. İşte bizim bu altyapı ekipmanları o kablodan geçen trafik içerisindeki her türlü paketi, nereye gidiyor, hangi IP'ye gidiyor, hangi ülkeye gidiyor, içeriğinde ne var, hangi protokolde ve hangi uygulamayla ilgili olduğunu an be an monitör ederek gösteriyor. Dolayısıyla bir siber saldırıya uğradığınızda ya da sisteminizde anormal bir hareket olduğunda anında görebilme ve müdahale etme şansı tanıyor. Harika. O zaman tüm bunlar için Defoz ürünlerini kullanmalarını tavsiye edebiliriz. Şimdi son soruma geçiyorum. Erdal Hocam, son sözü size vereceğim. O yüzden beyefendilerden sağ tarafımdan başlıyorum. Siber güvenlik dediğimizde nasıl bir manşet atarsınız? Kısa ve öz. Birdenbire sorunca manşet. Bilinçlenmeyle ilgili. Konuyu ben bilinçlenme olarak görüyorum. Çünkü siber güvenlik zincirindeki aslında en zayıf halka insan. İnsan ve bilinçlenme. Ve bilinçlendiğimiz zaman hiçbir sorun kalmayacak. Görünmezi görünür yapalım. Çünkü görünmezi koruyamayız, görünebilir şeyi koruyabiliriz. Görünür yapabildiğimiz kadar da güvendeyiz. Harika. Şimdi siber güvenlik danışmanınız Erdal Özkaya'dan, Doktor Erdal Özkaya'dan son vurucu bir manşet rica ediyorum. Dünyada iki türlü insan vardır. Bir, hacklendiğini bilenler, iki, bilmeyenler. Bundan sonra eğer hacklenmek düşmek gibi düşerseniz ne yaparsınız? Yerden kalkarsınız, üstünüzü temizlersiniz. Önemli olan bir tarafınızın kırık olmaması. Bunun için siber güvenlikte ne yapacaksınız? Yedekleme alacaksınız. Bunun için ne yapacaksınız? Her an hacklenecekmişsin gibi davranacaksınız. Mesela bitirmeden önce, şimdi affedersiniz ben yapacağımdan değil ama size vuracağımı bilsem ne yaparsınız? Gözleriniz kapandı bile, değil mi? Kendinizi korursunuz. Madem dünyada iki türlü organizasyonlar var. Hacklenenler ve hacklendiğini bilmeyenler. O zaman neden
savunma pozisyonuna geçmiyorsunuz? Neden yedeklerinizi almıyorsunuz? Neden sistemlerinizi güncellemiyorsunuz? Neden difozdan ürünler alıp paketlere bakmıyorsunuz? Neden kitap okup kendinizi geliştirmiyorsunuz? Neden siber kümenin bedava eğitimlerini almıyorsunuz? Derim. Çok teşekkür ediyoruz beyefendilere. Gerçekten çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki konuğumuzla birazdan sizinleyiz.